Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda Okan Doğan'ın bisikletini uzatma işlemlerini yapacağız. Nasıl yapacağımızı anlatalım. Demirciye gittik. Dedik ki biz 15 cm uzatma istiyoruz. Bir tarafı bisiklete girecek şekilde ağız açtı bize. Diğer tarafta iki tane delik açtı. Bunları da vidalı şekilde bisikletimize kaynak yapmadan uzatma yapmış olacağız. Bunu siz de herhangi bir kaynakçıya, demirciye girip "Abi ben 15 cm lama demirden uç istiyor, şey istiyor." Şunları göstererek, bakın gördüğünüz gibi iki tane deliğimiz var burada. Bunlar bisiklete girecek yerler. Bunlar da şasiye girecek, bunlar lastiğe, şeye girecek yerler. Bu şekilde uzatma demirlerimizi yapmış oluyoruz. Bisikletimiz şu an bu halde. Okan, o zaman ayrıca arkadaşlar yeni bisikletler geliyor zaten, izliyorsunuz. Ama ayrıca birkaç daha projem var. Arabalar, sıkıntılı vesaire bir şeyler. Daha tam belli değil. Onlar da gelecek yakında. Araba lastik nasıl yapılır videosu baştan sona gelecek. Lastik nasıl kesilir, lastik janta nasıl oturtulur, İşte nasıl dişli sistemi yapılır, her şey gelecek ama birkaç video sonra, yani ilerleyen zamanlarda olacak. Takipte kalın, kanalımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımızı beğenmeyi dedim bu arada. Neyse Okan, sen tak uzatmalarını birader. İstersen şeyi koyayım, şuraya koyayım. Okan uzatmalarını takıyor. Nasıl takıldığını da gösterelim. Okan Usta gösterelim. Nasıl keselim abi? Bak, o delikleri şasiye taktık. Yanlarından somonları vidalarına göre ayarladık. Herhangi bir oynama bir şey var mı Okan? Zaten vidaları da ne? En son sıkacağız. En son zaten hani vidalarını iyice tutup sıkacağız. Bu diğer kalan tarafta şeye girecek. Lastiğe girecek. Bisikletimiz bu halde. Okan, tek dişli yapmayacağız mı bunu? Ne abi? Tek dişli. Çift dişli mi olacak? Bakın. Vidalarımızı zaten daha önce ayarlamıştık arkadaşlar. Bu şekilde bisikletinize kaynak yapmadan, herhangi bir şey yapmadan, dediğim gibi demirciye gidip yaptırırsın. Bunun fiyatı tahminen bizim burada 15 liraya 10 liraya yapıyorlar. Belki sizin olduğunuz bölgeye göre değişir. 5 liraya da yapan olabilir veya beleşe de yapan olabilir veya 30 lira da alabilir. Bunu biz bilemeyiz. Soranlara böyle yardımcı olmak istedim. Kaynak vesaire, kes, canavar bir şey gerektirmeden yaptıracağını uzatma kadar kaç santim istiyorsanız. Bence 15 santim, 20 santim ideal bir uzatma. Dip mi oldu be? Yardım edin mi? Ustamız da yapıyor bu sporu. Lastiklerimiz ilk lastikler, nasıl şişireceğiz o zaman? Pompa yok muydu? Koskoca çakmak derece pompa yok. Bir anda kaldı. Kaldı. Bir anda. Dur. İyi mi yaptın? Dişli yere İki parmak. Ama şöyle bir şey var. Tek dişli değil, iki dişli. İdeal bir dişli süresi var. Dişli mesela. Olabilir mi? Allah Allah. Uzatmada oldu abi. Abi baksana çifte. Ben evden niye çifte aklımı geçeyim dedim. Elektrikli diye bizim bir motorumuz var, biliyor musun? Onunla gidip alıp gelebiliriz. Ben. Ama her şeyden önce bir şey mi yapsan? O kadar değerli bir insanım ki bu kalemin başkasını kullanıyorum. Vallahi öyle, bu kalemin eski başkasını kullanıyorum. Hatıra olarak saklıyordum, o kadar nasip oldu. Direksiyonumuzu bak, internete bakalım.
kaldı. Ama biz bisikleti boyamadan önce her şeyi yapmak istiyoruz. Şöyle orta sehpasını takıp jantlarını boyamak, yanaklar sponsorize. Yani boyayı en sona bırakacak gibi bir şey. Bunu ilk defa yapıyoruz. Değil mi Oktay? Boyayı en sona bırakacağız. Orta sehpamızı takacağız. Zincir uzatacağız. Bizim bir videosunu çekelim. Biraz da önünde bir lastik. Okan artı 18 içeri gerçek var ya seni öldürüyor. Niye takamayacağız? Şimdi bisikleti şöyle bir tut. Evet arkadaşlar klip başlıyor. Son 10 8 6 3 1 yani bir videoda sadece uzatma nasıl yapılır onu mu çekmişsin? Bir şey daha yapalım bence. Gideyim ben çift takla alayım gideyim. Çift takla kız takılır onu da göstereyim. Bazı salak arkadaşlar kaynaklıyor ya. Gideyim alayım gideyim mi? Bilmem. Alıp geleceğim mi? Alıp geleceğim mi? Bisiklet abi çok güzel ya. Oğlum vallahi benim de çok hoşuma gitti. Okan bana satıyor mu? Okan 50 lira vereyim. Bir de boyayı güzel yaptık mı var ya. Üf. Koy köşeyi izle. Allah. Evet arkadaşlar Okan gitsin çift ayaklığını alsın gelsin ondan sonra devam edelim. Okan gitti çift ayaklığını aldı geldi. Çift ayaklık dediğimiz orta sehpadır arkadaşlar. Üstüne şöyle bir alyanı var. Alyanını söküyoruz. Ondan sonra bisikletin takma yeri varsa. Şurada bisikletin takma yeri varsa takarsınız. Yoksa kaynakları şeyle olacak iş değil bunlar. Alttan takıp üstten de civatasını şey alyanını döndürerek sıkıyoruz. Çok basit bir şey aslında ama çok kişi bilmiyor veya nasıl takıldığını bilmiyor. Biz yine gösterelim. Bakın şöyle vidasını denk getirip ona göre yapacağız. Bisiklet basık olduğu için biraz zor takıyor Okan. Takıldı mı abi? Dışarıda kalmaz. Anasörü kaldırdı. Takamıyor hepsi.
Hastalık oldu. He? Hastalık oldu. Geriye kaldı bisikletin yürümesi için zincir uzatmamız, pedalı takmamız, direksiyon takmamız. Koltuksuz da sen sürersin, bir şey olmaz. Koltuğu yok. Var da sopası yok. Demir yok arkadaşlar. Peki bu bisiklet orta sepada duracak mı Okan? Durması bile görüntüsü güzel olacak. Sürtecek yere. Sürmeyi süs olarak. Değil mi? Süs olarak bile güzel. Fazla sıkma da sökeceğiz çünkü yarın bir gün boya yaparken, bir şey yaparken. Onu fazla sıkarsanız hem burayı kırabilirsiniz, belki bazı şeselerde çürümüş olabiliyor. Allah'ım çift ayaklığa bak, yere oturdu. Sürülmeyecek ki bu. Çift ayaklı biraz yamultmamız lazım. Hı? Altındaki şeyini çıkaralım. Çıkma onun altındaki şeyi. Çift ayaklının altında koruma şeyi yok mu? Onu çıkaralım. Çift ayaklıkta durum ben de ne bileyim yani. Ney? Çift ayaklıkta durum ben de ne bileyim yani. Bak şimdi sana bir fotoğraf çekiyorum, tamam mı? Atıyorum videodan hemen sonra. Doğan garajda paylaşıyorsun, tamam mı? Tamam. Okan'ın bisiklet hesabı şu an ekrana yazdım. Takip edin Okan'ı. Gel abi, gel. Hiçbir yere dayanma. Aynen, yanlarda dayama falan yok. Direkt orta sehpada duruyor. Ben yapıyorum sporu. Ney? Ben yapıyorum sporu. Yapıyor mu? Oğlum sen var ya, hastalıksın. Yani derdi olmayan bir hastalığa kapılmışsın. Bu kadar biz bunu nasıl süreceğiz? Parasını sen de ödeyeceksin, düşüneceğim baba. Ama bisiklet benim çok hoşuma gitti, yemin ederim. Patron oturdu buraya, evet arkadaşlar. Bisiklete bakıp abi çok güzel oldu, çok güzel oldu diyor. Dur, bak öyle. Bak öyle. Dur abi. Hayır, bisiklete bakacaksın, otur bisiklete bak. Ama fotoğraf çekeceksin değil mi? Evet, kapak resmi tamam, yapacağım. Tamam. Videomuzu kapak resmini de ayırdık. Evet arkadaşlar. Okan, direksiyonumuzu bir bakabilir miyiz? Kontrol edebilir miyiz? Var mı? Nasıl? Ben de videoyu durdurayım. Varsa direksiyonumuzu da takalım artık. Evet, direksiyonumuz da varmış. Hemen garajda bulduk. Ters yoldan yapılacak bunu ama şimdilik takacağız öyle. Daha sonra ayarlarız. Hurdacın ne oluyor? Hı? Çöpten aldın değil mi sen misiyeti? Evet. Hurdacın ne oldu? Yolda Bornova'ya gidelim, baktım çöp atmışlar, direkt aldım geldim. Yalnız unutma arkadaşlar, bu bisikletin alma videosunu izlediler o kadar. Gittik aldık elektrikliyle. Haa doğru. Doğru. Arkadaşlar benim şu videolarda tek bir sıkıntım var. Kameraman. Düzgün bir kameramana bulamadık daha. Aylık 2 milyar çalışacak kameraman arıyoruz. Aylık 2 milyar nereden gelecek oğlum, nasıl ödeyeceğiz onu? Patron sensin. Benim maaşımı nasıl ödeyeceksen onu da ödersin. Normalde ben iş buldum arkadaşlar marangozculukta. Marangozculukta çalışacak. Haftalık 500 liraydı. Berk abi dedi, gel ben sana 1 milyar vereyim. Ben de burada çalışacağım. Aynen, haftalık ben 1 milyar veriyorum Okan'a. Ciddiye alacaklar, inanacaklar yine. Ben korkuyorum artık ya. Abi olmuyor diyecek şimdi bak. Buradan sosyal gitme ayı. Üstten bir şeyler incecik vurdu. Acaba bu bisikletin içinde bir şey mi var maşasının? Bir kere şaşalım onu arkadaşlar da görsün. Evet. Maşanın şeyin boyu yetmiyor. O zaman keseceğiz. Aynen. Ve yine canavar. En sevdiğim canavar. Ama şimdi kesmeyeceğiz. Neden? Ters gidon yaparken keseceğiz. Değil mi? Doğru. En mantıklı söyle şimdi, bir daha canavar. Ne yapacağız biliyor musun? Ana! Göllen! Bak yine kendi kendiliğinden duruyor. Benim en son araba lastiği böyle duruyor da. O da lastik genişti. Anlatayım. Videodakiler de sesin. Heh, ters bak gidon. Bak şimdi. Burası böyle uzun geldiği için bizim aşamıza bu kadar bir yer lazım. Böyle. Bu böyle olduğu için uzun geliyor, girmiyor. Biz bunu buradan keseceğiz. Hem zaten ters gidon yapacağız.
Bu kestiğimizi buraya değil de şuraya bir yere kaynatacağız. Bu üstten fazlasını keseceğiz. O zaman şu kadar olmuş olacak. Evet, ters gidonda nasıl yapılır onu göstereyim. Bunu buradan kestikten sonra tam ters şekilde. Yani bunu tam tersi takıp ondan sonra tekrar kaynatacağız. Evet. Çok mantıklı. Bilgilendirme, kamu spotu. Evet, direksiyonu şimdi takamıyoruz abi işte. Direksiyonu takamıyoruz, koltuğumuz yok. Fakiriz arkadaşlar, köydeyiz, bu kadar oluyor. Bize bir koltuk gönderin. Okulun koltuğu yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yırtık pırtık bir koltuğa muhtaç. Köydeyiz arkadaşlar, inanın bu kadar oluyor elimizden geldiği kadar yani. Peugeot'a bak. Peugeot Peugeot'tan çıkmış, alt makine yok, arka sele yok. Yalan ki arkadaşlar, canı sıkılıyor evde. Ben gelmiyorum, dağıtıyor topluyor. Hiçbir sıkıntısı yok, abi gidiyor. Biraz temizlik istiyordu. Biraz da şöyle bir korna morna tesisata falan yapalım dedik bakalım. Benimki burada daha. Okan'ınkini bitireceğiz, ondan sonra buna başlayacağız büyük ihtimalle. Ona meydan oku. Sen bana meydan mı okuyorsun? Evet. Oğlum sen ustana sen 3 milyar 750 milyon sen. Bravo. Annemiz yok, vurma. Kameram olmadığı için kendimi ancak size böyle gösterebilirim arkadaşlar. Hadi şöyle bir fotoğraf çekeyim. Gülmeyeyim bana. Gülmeyeyim ben geliyorum. Tuttum Okan'cığım. Evet arkadaşlar. Düzgün tut. İlk elinde düzgün tutarsan sevinirim Okan. Kapanış yapacağım ama Okan beni inşallah çekiyordur. Yüzüm nettir. Karanlık mı? Çok ışık geliyor böyle yani. Böyle nasıl Okan? Güzel mi? Evet. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızı mümkün olunca artık kısa tutmaya çalışıyorum. Bugün aslında direksiyona bir reşonda takacaktık. Aksilikler oldu ama sizler sürekli abi video at, abi video at, abi her gün video izleyelim dediğiniz için 15-20 dakikalık şöyle bir işte kırptığım zaman ne kadar dakikası kalır bilmiyorum. Öyle bir video yapmak istedim size. Başka daha turuncu bir kendi aynı şasede var biliyorsunuz, az önce gösterdim. O bisikletin de toplama videoları gelecek. Bu bisikletin de gelecek. Boya nasıl yapılır? Ondan sonra zincir uzatma, direksiyon, pedal kes kaynak olacak. Elimizden gelince sizlere güzel videolar, güzel içerikler çıkarmaya çalışıyoruz. Lakin benim tek sıkıntım her zaman dediğim gibi kameraman. Örnek veren bir olay oluyor bir şeyde. Kameraman orada sabit duruyor ama birilerini çekse, sağa sola kaysa belki oradaki espri sizler de anlayabilir, gülebilirsiniz. Örnek veriyorum, bugün için değil, genel konuşuyorum. Kameraman eksiğim var. Kimse de bana kameramanlık için yazmasın çünkü benim ne zaman video çekeceğim belli olmuyor. Bugün mesela bir çekmeyecektik video ama baktık boş durmayalım dedik, hemen bir video çektik. Yani kameraman bize olmaz. Bize yakın arkadaş çevremizden özellikle Doğukan'ı kameramanlığı öğretmemiz lazım. Okan'ı öğretsek işleri kim yapacak? Bana öğretsek ben nasıl yapacağım? Bilmiyoruz, öyle bir şeyler yapacağız. Kanala abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Allah razı olsun, şunu da çekelim. Bize beleş lazım. Emek, geliyoruz. Kapat. Dur. Başla çocuk.